Deccal ne yaparsa yapsın bizim neşemizi kaçıramaz, şevkimizi kaçıramaz. Efendim, Türkiye büyüyecek, turan olacak. Deccal'in ülkesi yıkılacak, viran olacak. Yani bunun ikinci bir yolu yok. Efendim, her gün eylemlerini artıracak Deccal, onu söyledim. Daha da artacak 2017'de. Hadislerin işareti bu. 2018'de de devam edecek, 2019'da, 2020. 2021'de Allah bizi Mehdi'mize kavuşturacak. İnşallah İmam Mehdi'yi Allah'ın izniyle fark edeceğiz. İnşallah. 2021'de. Yoksa bu felaketler, bu olaylar devam edeceğini Resulullah 1400 öncesinden bildiriyor. Bol bol şehit veriyoruz. Fakat sonunda dünya hakimiyeti alacağız. İnşallah. Bak bu şehitlerin mübarek kanı üzerine dünya hakimiyeti gelecek. Allah dünya hakimiyetini başka türlü vermiyor. Deccal ne yaparsa yapsın bizim neşemizi kaçıramaz, şevkimizi kaçıramaz. İnşallah. Efendim, Türkiye büyüyecek, turan olacak. İnşallah. Deccal'in ülkesi yıkılacak, viran olacak. İnşallah. Yani bunun ikinci bir yolu yok. İnşallah. Efendim, her gün eylemlerini artıracak Deccal, onu söyledim. Daha da artacak 2017'de. Hadislerin işareti bu. 2018'de de devam edecek. 2019'da, 2020, 2021'de Allah bizi Mehdi'mize kavuşturacak. İnşallah. İmam Mehdi'yi Allah'ın izniyle fark edeceğiz. İnşallah. 2021'de. Evet. Yoksa bu felaketler, bu olaylar devam edeceğini Resulullah 1400 öncesinden bildiriyor. Bol bol şehit veriyoruz. Fakat sonunda dünya hakimiyeti alacağız. İnşallah. Bak bu şehitlerin mübarek kanı üzerine dünya hakimiyeti gelecek. İnşallah. Allah dünya hakimiyetini başka türlü vermiyor. Yani hep böyle olmuş. Mesela Anadolu'ya girişte de Malazgirt'te mesela çok fazla şehit verilmiş. Sonra Cenab-ı Allah Anadolu'yu nasip etti. İstanbul'dan alınması da mesela çok fazla şehit verildi. Allah İstanbul'u nasip etti. Şimdi dünya hakimiyeti geliyor. Dünya hakimiyetini Allah şehitsiz asla vermez. Vermiyor. Onun için Cenab-ı Allah aslanlarımıza uzun ömür versin. Fakat şehidimiz olacak. Onu söylüyor. Yani fazla da olabilir. Bu kaderin akışında, kader içinde olan olaylar. Resulullah'ın anlattığı hadisler, söylediği olaylar bu şekilde gelişeceği görülüyor. 2021'lerde Mehdi'nin elini öpeceğim Allah'ın izniyle. Siz de öpeceksiniz, ben de öpeceğim. İnşallah. İnşallah. Deccal'i kızdırmak çok önemlidir. Deccal diyor ancak kızdırıldığında ortaya çıkar diyor. Bizim eğlencemiz Deccal'i çok kızdırır. Zuhar'da kurtuluşun başlangıcı olarak yani Mehdi'nin çıkışı olarak Musevi yılı 5760 tarihi belirtmiştir. Bu tarih 1 Eylül 1999, 29 Eylül 2000 tarihleri arasındaki dönem. Bediüzzaman verdiği tarihlerin aynısı. Maşallah. Mehdi'nin Moşiyah'ın çıkışı için 3000 yıllık bilgi. 3000 yıl öncesinden bilinen bilgi. Kral Mesih'in ortaya çıktığı belirtilen Musevi yılı 5766 Roş Hoşana 3 Ekim 2005 tarihinde başlamıştır. Ve bu yıl 2005-2006 yıllarını işaret eder. Kral Mesih'in yani Mehdi'nin tüm dünyada harekete geçeceği tarih olarak belirtilen Musevi yılı 5773 yılı ise 2012-2013 tarihini işaret etmektedir. Şu anki İnşallah. Tarih. Bakın ne diyor? Kral Mesih'in, Mehdi'nin tüm dünyaya harekete geçireceği tarih olarak belirtilen Musevi yılı 5773. Musevi kaynaklarından söylüyorum. Yılı ise 2012-2013 tarihlerini işaret etmektedir. Yani bütün olaylar bunlarla ilgili oluyor şu an. Orta Doğu'nun karışması. Deccal felaket çıkartmaya çalışıyor. Mehdi göğe engelleyecek. İstediğin kadar tepin ey Deccal. Mehdi görevini yapıyor ve yapacak. İstediğin kadar tepin. Adamından, şalgamından, havalarda hopla, ne yapıyorsan yap, başarılı olamazsın.
Mehdiyetin dışında yol yok. Kimseyi dinlemezler. Hiçbir alim, hiçbir hocayı dinlemezler Mehdi'nin dışında. Adam diyor ki yok yok öyle olur. Ya kardeşim kapına dayandı bela, daha hala inanmıyor musun bana? Burnun dibine dayandı belaya, daha hala inanmıyor sözüme. Ha inanmıyorsan inanacağın gün gelecek sana söyleyeyim. Birkaç yıla kadar. Ben sana temiz bir 3 yıl diyeyim de. 15, 16, 17'den sonra olay başlıyor. 17, 18, 19, 21'de dümdüz. Ankara asfaltı gibi yani Allah'ın izniyle. 2023'te zaten devlet söylüyor. Evet. Başbakan söylüyor, Cumhurbaşkanı söylüyor. 2023'te hani verdiler. ...2071'de de... kamil anlamda dünyaya hakim olmuşunu bitiyor. İnşallah. İsa Mesih... o yılları göremeyebilir. Göremeyecek yani. 2071'leri göremez. Mehdi de görmez. Mehdi de İsa Mesih'e nasip olmayacak. Son. Dünya hakimiyetinin son yılları. 2071'ler. Bitiştir yani 2071. Zafer değildir. 2071 bitiştir. 2023 yüksek en yükselme noktasıdır. 2023'ler. Yani mükemmeliğe geçişin en yüksek noktası gibi. 2071'ler de bitiş noktasıdır. Yani hükümet 2071'i verdi ama bitiş tarihi olarak. Anlayın. 2081'le de falan bir şey kalmaz zaten. Yani 71-81 o kadar. Sonra Firavun'un, Deccal'ın kat kat daha azgınları dünyayı sarmaya başlayacak.